Yani kafanda tam olarak ne var bilmiyorum müdürüm ama... eğer büyük patrona saldırmak niyetindeysen... bunun geri dönüşü olmayacak. Biliyorum. Korkuyor musun? Korkmuyorum. Eğer sen saldırı emri verirsen... seninleyim. Zamanı geldi be Kurt. Yani şirket ilkesiz, vicdansız tetikçilerin yaması haline geldi. Ya o makinenin içinde bir dişli olacağız... ya da onu parçalayacağız, söküp atacağız. Yani benim kaybedecek bir şeyim yok. Nilüfer güvende. Benim zaten hiçbir şeyim yok. O beni öldürmeye çalışan adam gibi tetikçisi. Ben de seninle ilgili neler düşünmüştüm ya. Müdürüm. Cihangir. Sağ olasın, kırmadın beni. Ne demek müdürüm? Cihangir, şirkette bu senin ekstralar devam ediyor mu? Bu vezire kız götürüyor musun hala? Maalesef müdürüm, herifin olduk. Haftada iki kere. Bir dahaki ne zaman? Yarın akşam. Yarın akşam. Nereye götürüyorsun, evine mi? Yok. Farklı otellere müdürüm. Ya ben kızı aldıktan sonra son dakika nereye götüreceğini söylüyor. Ben de götürüyorum. Hayırdır müdürüm? Sen niye soruyorsun bunları? Hayır. Hayır Cengiz, hayır. İşte şirketin en tepesinde büyük patron var. Ama o böyle tetikçilerle doğrudan muhatap olmaz. Bunun bir sağ kolu var. Kod adı vezir. İşte vezirden sonra da benim gibi adamlar var. Biz vezirle böyle genelde muhatap oluyoruz. İşte tetikçileri buluyoruz. İşin doğru düzgün ilerlemesini sağlıyoruz. Yani kısacası patronla tek bağlantımız vezir. Tamam o zaman veziri bulup konuşturalım. Patronun yerini yurdunu öğrenelim. Konuşmaz. Kaybedecek hiçbir şey yok ki adamın. Ailesi yok. Ne bileyim çevresi yok. Bir kedisi bile yok. Ayrıca ona saldırırsak büyük patron anlar. Ortaya çıkmaz. Ortaya çıkmadığı gibi şirketin bütün tetikçilerini üstümüze salır. Başka bir yol bulmak lazım. Yani patronu ürkütmeden ortaya çıkarmalıyız. Bu veziri ikna edebilirsem eğer böyle patronla bir randevu için... yani beni tanıştırsın diye. İkna ediyorsun. Ha. Nasıl? Yapar mı bunu? Yani kibar yoldan yapmaz. Onu böyle köşeye sıkıştırmam lazım. Bir koz bulmam. Nasıl olacak? Haftada iki kere şirketten bir adam buna kız götürüyor. Ben bu kızlardan biriyle bir sohbet etmiştim. Yani bu herif biraz garipmiş, tuhafmış. Böyle çeşitli fantezileri varmış. Böyle giyiniyormuş, süsleniyormuş filan. Fotoğraflar çektiriyormuş. Eğer biz o telefondaki fotoğraf galerisini ele geçirebilirsek şantaj yapabilirim. Tamam. Şöyle yapalım. Buna giden kızlardan birinin şoförü olayım ben. Adama bir şekilde yanaşayım. Hatta telefonunu kopyalarım, hacklerim falan. Sen yöntemi biliyorsundur. Ya biliyorum da sen nasıl yanaşacaksın adama? O adamın etrafında sürekli böyle 5-6 tane koruma var. Ayrıca sonra kızla otel odasına geçecekler. Aslında en savunmasız anı. Yok, benim hoşuma gitmedi muhabbetin gittiği yer. Yani kısacası bize bir kız lazım. İşte hayat kadını gibi davranacak.
otele gidecek, adamla sohbet edecek, sonra ne bileyim odaya girecek ve telefonu kopyalayacak. Yok yok. Bu sefer olmaz. Bu sefer, niye olmasın? Bu sefer kesin olmaz, başkasını bul kendine. Bak, güvenebileceğim başkasını bulamam, tamam mı? Ayrıca kız bu şey, sahte Mehdi operasyonunda gayet başarılıydı. E güzel de bir kadın. Ya hepsini biliyorum müdür de, olmaz. Ya bu kadar kısa sürede güvenebileceğimiz birini bulamayız. Ne kadar zamanımız var? Yarın. Yarın mı? Yarın çok geç. Yarın bu saatlerde peşimizde tetikçiler olacak. Ya yarın anca işte telefonu kopyalayabiliriz. Sonra da onunla şantaj yapacağız işte vezire. Patron da bizi buluştursun diye. Bakalım daha patron kim bilir ne zaman randevu verecek. Yok. Yok, biz gebertik. Biz öldük. Kaçışımız yok bizim. Selam. Soracağınız şey ne? Daha ne oluyor? Evet müdür, ne oluyor? Kankasınız ya siz Leyla ile, o yüzden ya. Şimdi şöyle, sana bir iş teklifimiz var. Yani bu Arif Mübarek'teki olay gibi bir iş. Gizli bir görev. Okey. Dur, daha detayları anlatmadım ya. Ben kabulüm. Eğer iyi bir amaç uğruna yapacaksak. Yani evet. Ama bu sefer meslek biraz farklı. Öyle mi? Ben zaten bu sefer değişik bir karakter yaratmak istemiştim. Bak heyecanlandım, mesleğim ne? Dünyanın en eski mesleği. Ne olacağım, taş ustası falan mı olacağım? Fahişe. Yani çok şey yapma ama, yani adamı etkileyeceksin işte, o kadar. Adamın telefonunu kopyalayacaksın. Muhabbet edip bilgisini dağıtacaksın. İstersen tabii, yani zorlamıyoruz seni. Adam kim? Adam şirkette önemli pozisyondaki biri. Yani bilemedim ki ne işe yarayacak bu? Büyük patronu indirmeye çalışıyoruz Leyla. Yani eğer onu indirmezsek Dahan da Enver elinde sonundan alları dikecek. Nilüfer'le müdür de hiçbir zaman kavuşamayacak. Yani o telefonu kopyalamamız şart. Hayat mümkün meselesi ve senin için çok tehlikeli. Yuh! Nasıl yuh ya müdürüm? Asıl söylenmesi gerekeni söylemiyorsunuz. Kız bakıyor. Tamam, yapacağım. Dağın sen yakınlarda olacak mısın peki? Biz seni dinliyor olacağız. Bir terslik olursa geleceğim. Anlaştık, tamam.